Merhabalar. Bugün sizlere 3. Murat hakkında yaptığımız araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. 3. Murat 12. Osmanlı padişahı ve 91. İslam halifesidir. Babası 2. Selim'in vefatından sonra 22 Aralık 1574'te İstanbul'a gelerek Osmanlı tahtına oturdu. Osmanlı mülkünü devralır almaz fetva ile ilk iş olarak 5 kardeşini boğdurtmuştur. Osmanlı Devleti Lehistan yönetimine hakim olmakla Avusturya'ya komşu olan iki müttefik elde etmiş olacaktı. Fransızlarla Kanuni döneminde iyi ilişkiler kurulmuştu. Fakat Fransız tahtının boşalması ile Lehistan'da iktidar boşluğu oluştu. 3. Murad'ın isteği ile Erdel Beyi Betheri Lehistan kralı oldu. Lehistan ile yapılan anlaşmalar sonucu kuzey sınırı güvenli hale getirildi. 3. Murad tahta geçtiğinde Kuzey Afrika kıyılarından sadece Fas Osmanlı topraklarına katılmamıştı. 1578 yılında Ramazan Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri Fas'ı ele geçirerek bölgedeki Portekiz gücünü kırdılar. 3. Murat zamanında Ceneviz, Venedik ve Fransızlara verilen kapitülasyonlar ile ticaret gemileri Osmanlı limanlarında ticaret yapma hakkına sahiptiler. 1583'te İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth bir elçi göndererek aynı imtiyazlardan faydalanmak istediğini belirtti. Akdeniz'de İngiliz-Fransız rekabeti başladı. Bu rekabetten Osmanlı Devleti de birçok siyasi menfaat kazandı. Şah 1. Tahmasp'ın oğlu Şah 2. İsmail, Osmanlı Devleti ve Safevi Devleti arasındaki barış antlaşmalarına riayet etmemiş ve Osmanlı'ya bağlı bazı emirleri kendi etrafına çekmeyi başarmıştı. Bu arada Şah 2. İsmail ölmüş, Safevi hanedanlığında taht kavgaları başlamıştı. Bu durumdan yararlanmak isteyen Van Beylerbeyi Safevilere saldırdı. İlk Safevi Savaşı 12 yıl sürdü. Osmanlı birlikleri Safevi kuvvetlerini Çıldır'da yendi. Bu savaştan sonra tüm Gürcistan fethedildi. 1578'de Tiflis Osmanlı vilayeti durumuna getirildi. Aynı yıl Şirvan'da Meşaleler Muharebesi ile Osmanlı topraklarına katıldı. 21 Mart 1590 tarihinde Ferhat Paşa Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre Kars, Tebriz, Tiflis, Gence ve Şehrizur Osmanlı Devleti'nde kalacaktı. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlara ulaşmış oluyordu. 1590'da Avusturya ile yapılan 8 yıllık barış antlaşması 1593 yılında Avusturya ile bozuldu. Avusturya İmparatoru 2. Rudolf ödemekte olduğu vergiyi vermediği gibi Eflak, Erdel ve Bogdan beylerin de isyana teşvik etti. 1593 yılında Avusturya'da savaş ilan edildi. Savaş devam ederken 16 Ocak 1595'te 3. Murat İstanbul'da felç geçirerek 48 yaşındayken vefat etti. 1574'ten 1595'e kadar 21 sene Osmanlı Devleti'nin başında bulunmuştur. Saltanatı süresince baş veziri olan Sokulu Mehmet Paşa'nın etkisinde kalmıştır. Saltanatı döneminde eşi Safiye Sultan özellikle Sokulu Mehmet Paşa'nın 1579 yılındaki ölümünden sonra devlet yönetiminde oldukça önemli bir rol üstlenmiştir. Saltanatı süresince Osmanlı topraklarının genişliği 19 milyon 902 bin kilometre kareye yükselmiştir. Osmanlı Devleti en geniş toprağa bu zamanda erişmiştir. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik oluşturmak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atıp irtibata geçin. Bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.